Bu mübarek kandil gününde Rabbim kendisine açılan elleri boş çevirmesin inşallah. Miraç kandiliniz mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Dualarınız kabul olsun. Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Çifte Çeşmeler Mahallesi'nde 290 metrekare iki tane yan yana arsamız var. Evet, iki tane yan yana, yanlış duymadınız. Genelde bir tane oluyor. Bazı müşterilerimiz iki tane istiyorlar, büyük olsun diyorlar. 290 metreden iki tane 580 metre olur. İki tane villa veya iki tane ikiz, bir tane ikiz villa yapabilirsiniz. Veya geniş bir bahçeniz olur. Denize 1 kilometre mesafede yakın ana asfalta Kemal Türker Gönen'den Kemal Türker giden Sendika'ya giden ana asfalta da 150 metre mesafede. Burası resmi yol, önü yol aslında. Bu yollar daha açılmamış. Bu şekilde yol böyle devam ediyor. Arsalarımızda biri burası tam köşe. Bu arsanın bu tarafı da yol. Yani buradan böyle giden, oraya giden, burası da yol. Bir arsamız tam köşe başı oluyor. Hem önü yol, hem yanı yol. Diğer arsamız da hemen bunun yanındaki arsa, burası oluyor. İkisi de birbirine bitişik. Bakın burada biri gelmiş, konteyner koymuş, etrafını çevirmiş. Burada hemen siteler var, görüldüğü gibi. Bunlar çok önceden 2000'li yıllarda yapılmış. Burada oturan insanlar var. Hemen deniz buradan 1 kilometre ileride. Bu şekilde geniş bir sahili var. Böyle tek tük villalar var bu bölge. Çifte Çeşmeler bölgesi. Daha önceden buraların fiyatları tabii daha uygundu. Pandemiden sonra siz de biliyorsunuz malum fiyatlar yükseldi. Ama baktığımız zaman diğer bölgelere göre fiyatlar daha uygun. Neden mi? İşte neden olduğu ortada. Görüldüğü gibi çok fazla gelişmemiş. Altyapı henüz buralarda yok. Genelde foseptik çukur oluyor. O şekilde yapılmış. Tabii elektriğiniz, suyunuz var. Elektrik su alınabiliyor. Evi yaptığınız zaman burada belediye sizin elektriğiniz, suyunuz geliyor. Yani o konuda sıkıntı yok. Ayrıca yolda zaten yolu olduğu için yola da malzeme atılıyor. Evet, yerlerimiz 290 metre burası, hemen onun yanı 290 metre, iki tapu, iki arsa yan yana. İster yatırımlık alabilirsiniz, burayı değerlendirebilirsiniz. İsterseniz alıp burada efendim ikiz villa veya tek bir villa yapıp önünü de geniş bir bahçe yapabilirsiniz. Bu çalının oraya kadar da arsamız geliyor, buradan böyle dönüyor. Yerimiz bu şekilde, doğası, etrafı görüldüğü gibi. Hemen Çanakkale Bursa ana otobanına yaklaşık 1 kilometre. Bu evlerin ön tarafı da bakın ana yol. Oradan ulaşım Gönen'e, Biga arabaları, Gönen Biga arabaları bir saatte bir oradan geçiyor. Ulaşım sorunu yok. Şehir dışından gelen müşterilerimiz de buradan Çanakkale veya Çanakkale arabalarıyla buradan veya efendim bandırma araçlarıyla buraya kadar da gelebilirler. Burada direkt şehirler arası araçlar da geçiyor. Buradan inip arsasına veya evine buraya gelebilir. İleriye dönük bir yatırım da burada yapabilirsiniz. Alırsınız, uzun vadede bir yatırımınız da olabilir. Şu an belki villa yapamayabilirsiniz, yapmayabilirsiniz. Doğaldır. Belki paranız yoktur. Veya alıp işte emekliliğinizde 5 sene vardır, 10 sene vardır. İleriye dönük bir yerimi olsun, ileride yapacağım bir yer olsun diyorsanız da tabii bu tür şeyleri almak mantıklı. Neden mi mantıklı? Biliyorsunuz
her sene geçen senelerdeki fiyatlar ve bu senedeki fiyatlar yükseliyor. Hiçbir şey yerinde kalmıyor. Burayı alıp geleceğinize güzel bir yatırım yapabilirsiniz. Evet, bölge hakkında size kısaca bilgi verdim. Çifte Çeşmeler Köyü tepenin üstünde bir köy. Yukarıda kalıyor. Çifte Çeşmeler diye geçiyor. Bakın köy yukarıda, tepenin üstünde. Oradan orası köy oluyor. Burası da sahil kısmı oluyor. Sahil kısmı daha çok dışarıdan gelen vatandaşlarımız tarafından buralarda villalar yapılmış. Bu bölgede oturan insanların da villaları var, yatırımları var. Uzaktan daha çok insanlar gelmiş zamanında. 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda buralar parselasyona girmiş. Efendim, buradan büyük umutlarla yerler almışlar. Fakat gelişen 20 sene, 30 sene zarfında çok bir değer bulmamış. O zamanın parasıyla aldıkları markla, dolarla aldıkları yerler tabii fazla değerlenmemiş. Bölge efendim fazla gelişmemiş. Son dönemde, son 1-2 yılda da biraz fiyatlar burada da hareketlenme oldu. Neden mi? Birkaç neden. İşte pandemi, insanların şehirlerden kaçışı, Lapseki Çanakkale Köprüsü'nün buradan, bu yoldan gitmesi oraya doğru, oraya biraz yakın olması, 60-70 kilometre efendim bu yol güzergah olması, tabi bunlar etken, ileriye doğru buraların ne olacağını kestiremiyoruz. Ne olacak? Buralar bir gelişmeye başlarsa tabi fiyatlar çok farklı olur. Evet, iki tane 290 metrekare, görüldüğü gibi hemen asfalta 100-150 metre mesafede imarlı iki kat villa yapacağınız arsa burası. İki kat, hatta 2,5 kat da çoğu villalara bakıyorum, hep bir yarım kat daha var. Efendim, o şekilde villa yapabilirsiniz buraya. Efendim, buranın havası güzel. Buranın met edeceğim tek şeyi, güzel tarafı, en güzeli havası. Deniz öyle 10 numara bir deniz değil. Tabii açık deniz olduğu için biraz dalga da oluyor. Ama kumsalı güzel, kumu güzel. O yönden çok güzel bir kumu var. Denizin içi de kum. Ama biraz dalgayla beraber yosun falan oluyor. Ama çok aşırı girilmeyecek gibi değil de orta şekerli bir denizi var buranın. Evet, değerli dostlar, arsamız, arsalarımız, biri burası görünen yer, diğeri de bulunduğumuz yer. İki arsa, 290 metre. İkisini alma şansı size bir fırsat. İyi değerlendirebilirsiniz bu konuda. Ayrıca bu bölgede zaman zaman yerlerimiz oluyor. İlerlerde var. Bakın bu bölgede, ortalarda var. Ortalar biraz daha efendim, biraz daha şey, sulak yerler. Biraz daha pek tavsiye etmiyorum. Ama buralar biraz daha yola yakın ve biraz daha iyi efendim. En azından ulaşımınız çok daha rahat olur. Evet. Çok mu konuştuk? Gereken bilgileri verdik, değil mi? Atladığımız bir şey yok. Evet, 290 metre, iki tane arsa. Bakalım bu arsaların sahibi kim olacak? Hayırlısı olsun. Parası olan, nasibi olan, durumu olan, yatırım yapmak isteyen burayı değerlendirebilir. Bugünlük bu kadar. Son kez şöyle etrafı bir gösterelim. Aracı buraya bıraktık. Hemen Çanakkale yolu, yaklaşık 1 kilometre ilerisi Çanakkale yolu. Oradan asfalttan geldik. Arsalarımız hemen, bakın şurada konteyner var. Oraya varmadan yerimiz şurada. Hemen buradan da yol var. Aslında da yol açılmamış ama resmi yol. Buradan yarın bir gün buradan yol açılacak. Arsanın içine kadar gireceksiniz. Burada da villalar. Hemen denizde buradan 1 kilometre ileride Kemal Türker sitesinden buradan giriyorsunuz, sahil. Veya buradan dönüyorsunuz ileride. Yol var, asfalt yol. Buradan bu şekilde şu arka taraflarda
villaların yoğun olduğu yerde de orada da sahil kısmı var. Oradan da denize girebilirsiniz. Buradan böyle giderseniz 1,5-2 kilometre denize. Buradan girerseniz 1 kilometre. Arsalarımız da bunlar.